İyi akşamlar Kürdistan. Tekrar karşınızdayız. Tüm dostlarımızı tekrar bekliyoruz. Birazdan sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar kaldığı yerden. Üstad Profesör Doktor Fikret Yaşar Beyefendi birazdan başlıyoruz evet. Zoy Üstadım, teşekkür ediyorum. Yusuf abicim, çok teşekkür ediyorum. Siz de buradasınız. İnşallah hep beraber güzel bir hepimizin yüreğini ve aklını besleyecek bir sohbete sohbet olacak. İşin gerçeği şu, ben bu söyleşileri devam ettireceğim. Her alandaki Kürt bilim insanı ve aydınlarıyla böyle birebir sohbet edeceğiz. Böyle merhabalar Yusuf abicim, merhaba İsmail Bey, İbrahim Bey, merhabalar Yahya abi. Bu şekilde Kürt bilim insanları ve değerlerimizi Kürt halkına, Kürt ulusuna canı gönülden bir değer olarak, bir değerimiz olarak tanıtmak ve göstermek istiyoruz. Fikret abi, kendisini uzun zamandır takip ettiğim bir aksakallımız, bir değerimiz. Ve bence kendisi hakkında çok az bilgi sahibi olan bir değerimiz. Belki de bu onun mütevazi kişiliğinden de kaynaklanıyor olabilir ki büyük bir ihtimalle. Ama Yaşar ailesi komple benim için bir değer ifade ediyor. Çünkü Fikret abi yalnız değil. Bunun yanında kardeşi ve Profesör Doktor Osman abi de var. Osman Yaşar abimiz de var. Ona da davetimizi gönderdik. İnşallah en yakın zamanda kendisiyle bu bu sohbeti böyle bir sohbeti katılacağız. Şimdi ben Zeynel abicim, siz de hoş geldiniz. Hamit Bey, siz de hoş geldiniz. Ben Fikret abiyi bekliyorum. Fikret abi şu anda bir sohbet, bir evde, bir misafir. Kendisinin bizden isteği şu oldu. Mümkünse dedik sohbetimizi kısa keselim. Zira kendisini orada sevenler tüm akşamı, tüm geceyi bizimle paylaşmak istemedikleri için Fikret abi. Mümkün derecede kendisiyle şartlarımızın el verdiği kadar uzatacağız. Tabii takdir kendisine ait. Onu baştan kendisine de söyledim. Kendisi ne kadar süre kısa ve uzun sürede isterse o kadar sürecek. Tekrar ben başa döneyim. Biz bu çalışmanın amacını izah ederken Kürt bilim insanı ve düşünürler ve entelektüel aydınlarımızın Kürt halkıyla buluşmasını sağlamak. Aslında bu çalışma bizim birkaç dostumuz ve arkadaşımızla, yurtsever, candan arkadaşımızla yürüttüğümüz vakıf çalışmasının bir ön çalışması gibi bir şey. Yakında inşallah bu vakıf çalışması biterse Kürt halkına, Kürt ulusuna bunu deklare edeceğiz. Vakıf hakkında kısaca şöyle bir bilgi vereyim dostlarıma. Ben vakıf Kürt ulus bilincine hizmet edecek çalışmalar yapacak. Nasıl bir çalışma? Tarihi, dil üzerinde ciddi çalışmalar, hem de bilimsel sempozyumlar, bilimsel paneller düzenleyecek ve bunu kitaplaştıracak vesaire. Bu tür çalışmalar aynı zamanda Kürt parti ve örgütlerimizin de çalışmalarına ve faaliyetlerine belki ışık tutabilecek. Ayrıca
Hedeflediğimiz bu vakıf çalışmasıyla hedeflediğimiz şey mutlak anlamda Kürt ulusunun psikolojik, sosyolojik, tarihi röntgenlerini, MR'larını çekmek. Bu MR çalışması veya röntgen çalışması ile Kürt ulusal partilerimize, Kürt halkına dair geliştirebilecekleri politikalarının daha reel, daha gerçekçi ve daha hakkaniyetli olmasına ön ayak olacak. Böyle bir çalışmamız var. Biz hiçbir parti kuruma bağlı değiliz. Biz tamamen bağımsız ülkesini, milletini, vatanını seven canı gönülden, kendilerini en az diğer gelişmiş uluslar kadar büyük ve yüce gören, kendilerini hiç kimseden aşağıda görmeyen yurtsever Kürt insanlarıyız. Bizim için Kürt'ün her türlü rengi değerlidir, başımızın tacıdır. Hangi mezhepten, hangi ideolojiden, hangi siyasi fikirden olursa olsun bu bizim için hiçbir engel teşkil etmez. Ancak ve ancak tek bir kırmızı çizgimiz var. Kürt halkının, Kürt ulusunun vatanıyla, milletiyle bölünmez bütünlüğünü kesinlikle esas alacak. Kürt kimliğine, efendime söyleyeyim, bilincine halel getirmeyecek davranışlar içinde olmayacak. Halel getirecek davranışlar içinde olmayacak. Tek çizgimiz aslında Kürtlüktür. Fikret abi buyurun, ben de hazırım. Biz sohbete başladık. Şimdi evet. Anladığım şey şu, bazı dostlarımız neden bu sohbeti Kürtçe yapmadığımızı soruyorlar. Evet, onu da yapacağız. Ben buna karşı değilim. Ancak maalesef şu anda bizim şu anda tüm Kuzey Kürtleriyle ilgili söyleyebileceğimiz şu ki, maalesef bu dille birbirimizi anlamaya çalışacağız ama mesele zaten ilah şey değil, bilinçtir. Bilinç bizim için daha önemli. Dil mutlaka ulusun temel öğesidir. Ancak eğer ulusal bir bilinciniz yoksa sartmanada bir dille bir yere varma şansımızın da olmadığını düşünüyoruz. Ömer abicim siz de hoş geldiniz. Medeni Bey siz de hoş geldiniz. Yalnız bugünkü sohbetimizin içeriği Kürt ulusal tarih bilinci. Zira biz Kürt ulusal tarih bilinciyle ancak Kürt kimliğinin doğru şekilde tekraren inşasını mümkün olabildiğine inananlardanız. Kürt tarih bilinciyle ilgili bir çalışmamız olacak. Zaten var. Fikret abi bu anlamda Fikret Yaşar Bey ve Efendi Kürt tarihi hakkındaki çalışmaları hakkında bizim nezdimizde bilinen, tanınan ve çok dostlarımızın da aslında tanıdığı birisi. Kendisini bekliyoruz. Şu anda evet. Buyurunuz. Bekliyoruz kendisini. Efendim. Şimdi İbrahim Bey Yazgan burada birisini davet etmek istiyorum. Efendim. Fikret Bey galiba biraz sürecek. Efendim. Evet. Zor. Fikret abi. Fikret abi wird gezeigt. Fikret abi davet ettim. Hoş geldiniz Fikret abi. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş gördük. Sağ Evet. olunuz. Biraz önce size Nasılsın? bir mesaj attım ben. Evet. Yazdığınız
Okudum. Ha, okudunuz pek, tamam. Okudum. Çok teşekkür ediyorum Fikret Evet. abicim. Sohbetimize katıldığınız için, davetimizi kabul buyurduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Takdir sizindir. Sohbetimizi ne kadar kısa tutmak veya uzun tutmak istersek size bağlı. Siz ne zaman isterseniz o zaman bitiririz veya sohbete siz devam ederiz. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir diyalog başlattığınız için aslında bizim böyle bir diyaloğa ihtiyacımız var. Fikret abi beni bağışlayın. Ben çok ciddi bir tiryakiyim. Bu arada eğer size saygısızlık olmayacaksa, cemaate de saygısızlık olmayacaksa ben bir sigara yakmak istiyorum. Buyurun lütfen. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Dinliyorum abiciğim. Yani diyalog önemli bir şey tabii. Özellikle bizim ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Bize egemenlerimiz diyaloğu düşünebilmeyi, sorgulamayı Evet. yasaklamışlar. Özellikle dershanede öğrencilerle konuşurken ya da sohbetlerde falan hep şunu vurguluyorum, şuna dikkat çekiyorum. Ya bizim çevremize, özellikle okumuş Kürtlerin yakın çevresine ya da iletişim kurabildikleri kitleye mutlaka şunu öğretmeleri gerekiyor. Düşünebilmeyi öğrenmeliyiz. Ya ben öğrencilere özellikle ısrarla bunu söylüyorum. Düşünebilmemizi kısıtlamışlar. Neden? Hocam, Nasıl oldu? öğrencileriniz genelde Kürt mü? Evet, öğrencilerimiz tabii ben bu aralar yüksek odayım. Bir hafta önce geldim. Birkaç ay uzak kaldım dershaneden ama geneli Kürttür tabii öğrencilerimizin Tamam. falan. Allah razı olsun. Çünkü Kürtlere bilinç vermek kim verirse benim için başımın tacıdır. Ya yani şunu fark etmelerini sağlamalıyız. Yani nedir? Bir kere mağduriyetimizin sebebini sorgulamalıyız. Evet. Ha. Sorgularken de elbette bizi bu duruma düşürenleri de tanımalıyız. Mesela ben hep şunu söylerim. Kürtler gerçekten dinin ne olduğunu öğrenmeden hiçbir şey olamayacaklardır. Doğru. Bazen işte efendim sen dine karşı mısın gibisinden eleştiriler geliyor. Yok değil. Ben dinin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor diye söylüyorum. Çok doğru. Birkaç ay önceydi kültür merkezinde bir dershanelerin bir toplantısı vardı. Öğrencilerin tabii. Öğrencilere yönelik. Bana dediler ki bir konuşma yap falan. Gittim ben de. Tabii eğitimciyim ben. Eğitimle ilgili konuştum. Yani İşte ilkel dönemden günümüze kadar eğitimin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunu anlatırken tabii ki direktmen değilse de dolaylı yoldan konu yine geldi dine. Dinin Evet. bir klasik eğitim olduğunu, müfredatının ahlak olduğunu bunu anlatmaya çalıştım. Süper. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatta bununla Bu ilgili bana tabii. yeni bir ufuk açtı üstadım. Efendim? Hakikaten. Bu söylediğiniz son cümle bana yeni bir ufuk açtı ciddi anlamda. Gerçekten hiç dine bu gözle bakmamıştım. Şimdi bakın Hakikaten. yani şimdi gerçekten de varsayalım ki işte Adem'le başladı insan hikayesi varsayalım. Evet. Çoğalınca insanlar bir arada yaşama gereğinden bir takım prensiplere sahip olmaları gerektiğini anladılar. Bu Evet. prensipler neydi? Ahlaki müfredat. Güzel ahlak. Evet. Beraber yaşamayı öğrenmek. Evet. İnsan formatında yaratılmışsa insan gibi yaşamalı. Bu da Evet. prensiplere dayanır falan. Baktığınız zaman hakikaten dinler tarihine Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar müfredatı bu klasik eğitimin hep ahlak olmuştur. Hazreti Evet. Muhammed'de bir farklılık vardır. Onu son dinle ilgili bir makalemde yazmıştım. Dinler insan programlama eğitimidir diye falan. Hazreti Muhammed bir Çok farklılık güzel. yapmış.
bir eğitim sistematiği geliştirmiş. Namaz, oruç, hac, zekat diye her biriyle, her bir branşta kitleye farklı bir davranış ve düşün öğretmeye çalışmış. Mesela namazda bir evrensel otoritenin varlığını öğretmeye Evet. çalışmış. Evrensel otoritenin prensiplerinin olduğunu. Oruçla empati yapmayı öğretmiş. Hacla çok gezen çok bilir düşüncesiyle insanları belli noktalara sevk etmeye, o noktalarda haşir neşir olmaya, ilişkilenmeye sevk etmiş ki bilgilensinler. Çünkü baktığımız zaman o dönemlerde eğitim kurumları yoktu. Eğitim kurumsallaşmamıştı. Öğretmen falan yoktu. Evet. Dolayısıyla şimdi dine bu açıdan baktığınız zaman ha diyorsunuz ki ya de dinin görevi insanca yaşamayı ahlaki çerçevede topluma öğretmektir. Ya ama bize öyle öğretilmemiş. Şimdi Evet. baktığınız zaman Kürdistan tarihine baktığınız zaman bir İslamiyet öncesi vardır. Ben bunu yazdım İslamiyet öncesi ve İslamiyet Evet. sonrasını. İslamiyet öncesine baktığınız zaman her ne kadar etnik temelli iktidarlar olmamışsa da falan hanedanların isimleriyle anılıyorsa da bakıyorsunuz ki Kürt kültür değerleriyle yaşayan bir iktidar var. İktidarlar var daha doğrusu. Yani Evet. günümüze kadar mesela Sümerler olayı tartışılıyor falan işte. Kürtlerin resmi bir kimliği olmadığı için Araplar bir süre Sümerler Kürttür dedi. Türkler hala da işte Sümerler Türktür diyor falan. Ama şimdi Zagros'taki halkın, Kürt halkının yaşam tarzına baktığınız zaman Sümerleri de analiz ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki benzeşen noktalar çok. Ben bunu bir Üstadım, Araplar, Sümerler Kürt müdür demiş. efendim? Araplar, He. Sümerler hakkında onlar Kürt mü demiş? Araplar Sümerler için Arap demiş. Ha, Arap demiş, özür diliyorum. Tamam, Evet, şimdi anladım. Türkler de Türk diyoruz. Evet. Şimdi yani şimdi resmi değilseniz bir kimliğiniz yoksa size ait olan değerler egemenler tarafından paylaşılır. Şimdi üstadım, müsaadenizle bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımın bir kısmını, yani Kürdistan'da geçirdiğim hayatımın bir kısmını kimi medreselerde geçirdim. Bu tarihi, hani bu Nizamiye medreseleri var ya, bu Evet. Nizami Mülk tarafından inşa edilen, modernize edilen o Kürt büyüğü, benim için ki Kürt büyüğüdür. Belli bunu tartışabiliriz ama o medreselerde şöyle bir şey bize söylüyorlardı. Derlerdi ki eğer bir şahıs veya bir alim hakkında veya bir özellikle alim hakkında eğer Araplar, Türkler ve Farslar bu Arap'tır efendime söyleyeyim ya da o diğeri Türk'tür veya diğeri dese ki bu yok Fars'tır derlerse biliniz ki %100 Kürt'tür. Böyle bir şey aklıma geldi. Doğru Buyurunuz. tabii. Çünkü bir kere bizim bir resmi kimliğimiz yok. Şimdi kırılma noktaları var tarihte işte. İslam'la beraber bir kırılma noktası var. İslam'la beraber tabii yani bu konular aslında çok hassas konular da yani. Mesela zaman zaman eleştirel yazdığım için bana tehditler de geldi. İşte İslam revize Evet. edilmelidir makaleme falan. Bana aynen yazmışlardı seni IŞİD yöntemiyle kesmemiz gerekiyor diye. Evet. Oysa ki benim orada vurguladığım şu yani hakikaten güne göre yorumlanmalıdır. Yani eğer din bir ahlaki müfredata dayanıyorsa falan Evet. bu aradan işte bin küsur yıl geçmiştir. Bunun yeniden yorumlanması gerekiyor. Şimdi ben mesela çocuklara bir de şunu söylüyordum. Çocuklar gerçekten dininizi öğrenmek istiyorsanız kendi kitabınızın, kutsal kitabınızın yazılış hikayesini araştırın. Ve Çok şimdi önemli. Tevrat, İncil, Kur'an ya da Buda'nın işte Avesta, Buda'nın öğretileri bunlar dahil yani bütün dinlerin. Bakın o Evet. kutsal kitapların tümünün yazılış hikayeleri vardır. Evet. Bu yazılış Doğru. hikayelerini analiz ettiğinizde, araştırdığınızda bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. İşte gerçek nedir? Dinlerin
gerçekten klasik eğitim olduğunu, insanları ahlaki müfredat doğrultusunda eğittiğini, takım öğretiler verdiğini. Böyle olunca bu sefer diyorsunuz ki peki niye kitleler ya da insanlar bu denli angaje olmuş, bu denli işte bağımlı olmuş. Araştırdığınız zaman motivasyonun korkuya dayandırıldığını görüyorsunuz. Sanal korkular. Mesela yanlış anlaşılmasın. Sanal korkular nedir? İnsanın beyninde yarattığı. İnsanın beyninde yarattığı korkulardır. Bu çok aşırı olduğu zaman şizofrenik oluyor insan. Topluma bakıyorsunuz ki ya diyorsunuz bu hatalarımızın sebebi ne? Ha. Bağımlı olduğumuz değerler korku olsun. Her neyse sizi bir kere kıskacı almış. Mesela yakın çevreme bakıyorum. Çok dindar. Çok dindar. Ya diyorum ki sizi motive eden nedir? Cevap yok. Sanal korkulardan bahsettiğim zaman anlaşılmıyor. Mesela ben diyorum ki ya cin bizim evet Kur'an'da yazıyor cin vardır. Fakat bizim düşünebildiğimiz ya daha doğrusu bizim biçimlendirdiğimiz, şekillendirdiğimiz şekilde değildir. Biz sanal olarak beynimizde bir korku üretiyoruz. Bir figür yaratıyoruz. Diyoruz ki cin budur. Bizi cezalandırır. Cin, melek, şeytan, kabir, azabı, türbe. Bütün bu korkularla biz tapınıyoruz. Dolayısıyla dinin özünde bize kazandırmak istediği davranış ve karakteri es geçiyor, kaçırıyoruz. Şimdi bu eğitimin konusudur tabii. Eğitimin Elbette. konusu. Ama bugün Şimdi müsaadenizle buradan size bir soru sorayım, topu atayım. Siz futbol tabiriyle golü atmaya devam edin. Gerçekten çok güzel bir konudan yakaladınız. Yani Kürt halkının aslında dini yapı, dini nasıl algıladığını, temel motivasyonu aslında korku olduğunu demin dile getirdiniz. Şimdi malum Kürt halkı uluslaşma dönemini ıskaladı. Yani modern uluslaşma. Ve bundan dolayı da maalesef şu andaki halimiz duruyor. Kürt halkına, Kürt ulusundan, Kürt ulus halklarından bahsettiğimizde sizin de demin dile getirmiş olduğunuz genelde ya hepimiz Müslümanız, kardeşiz, ne gerek var? Ben genel itibarla söylüyorum. Sürekli bu bizim önümüze getiriliyor veyahut da kişi bununla kendisini bloke ediyor. Sizin kanaatinizce Kürt halkının bu inan yani bu cenderenin içine sokulmasının sebebi Kürt halkıyla tarihi arasında, kadim tarihi ve kültür arasında çekilen bu duvarlar o değil midir? Yani hani bir toplumun veya bir kişinin hafızası nasıl silinmişse, nasıl olmuşsa artık, yani hafızası silindiği için silinmiş hafızaya kendi değerlerini yazmışlar. Sizce böyle midir? Yani sizin bu değerlendirme hakkındaki görüşünüz nedir? Ya şimdi aslında ben konuyu oraya getiriyordum. Buyurun, özür Yani diliyorum. konuyu oraya Ben biraz getiriyordum. acelece Evet, davrandım. yani oraya gelecektim. Ben tabii araştırdığımızda ya da incelediğimizde şunu görüyoruz. Neticede belli bir süre sonra insanlık tarihine baktığımız zaman bütün devrimler, bütün dinler belli bir süre sonra yozlaşıyor. Hazreti Muhammed bile Veda hutbesinde diyor ki bu gerçek hilafet benden 30 yıl sonra bitecek, saltanat dönemi başlayacak. Baktığımız zaman zaten Hazreti Muhammed'den sonra tamamen gerçekten o devrim, o İslam devrimi falan biçim değiştiriyor. Emevilerle beraber tamamen Emeviler Bizans'a özenerek milli
ve ulusal değerlerine yöneliyorlar. Hatta El-Naşir kendi adına paralar bastırıyor ve diyor ki resmi dil Arapçadır. O gün tabii kaynaklar öyle diyor. Arapça konuşmayanın dil uçları makasla kesiliyor deniyor bazı kaynaklar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Neticede bu süreç içinde 1400 yıllık süreç içinde şunu görüyoruz. Özellikle ben Kürtler açısından söylüyorum. Evet. Kürdistan'ı olan aklı yerinden alınıyor. Protez bir akıl bırakılıyor yerine. Süper. Süper. Şu anda bizim kullandığımız akıl protez akıldır. Süper bir acayip güzel, çok hoşuma gitti. Ben bunu mutlaka çalışacağım. Evet şimdi ama Protez akılla çalışıyoruz. şimdi bu protez akıl iki defa el değiştirdi. Bu protez akıl Ha, bu güzel. iki defa el Bu güzel. değiştirdi. Bir, biz yakın döneme kadar Arap aklıyla biz Egemen Arap aklı, Arap kültürüyle. Süper. Şimdi biz Arap Arap aklı. yaşam, evet yani Arap yaşam tarzını, kültürünü din olarak algıladık. Din olarak algıladık. Yani bizim düşünce kodları, kültür kodlarıyla ve inanç kodlarımız tamamen egemen tarafından belirlendi. Bu yakın zamanda 100 yıllık sürece de baktığımız zaman bu sefer bir başka egemen tarafından beynimize yine bir format atılmış. Süper. Dolayısıyla biz öze dönüş yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? O akıl bize diyor ki Kürt geri kalmış. Kürt vahşi. Kürt aslında hiç devlet de olmamış. Kürt diye bir şey yok. Evet. Bize köle olmayı benimsetmiş bu akıl. Dolayısıyla kendi aramızda barışın dilini konuşamıyoruz. Kendi aramızda birlik sağlayamıyoruz. Çok süper. Çünkü Çok serinle bir tespit. özgünleşemediğiniz zaman ya da özgünleşmediğiniz zaman siz başkasına köle olursunuz. Yani üstadım, siz diyorsunuz ki şu andaki mevcut aslında korkularımız, inançlarımız, din olarak bize algılatılan anlayışlarımız aslında bize ait şeyler değil. Belki de Kur'an'a veya Kur'an temelli denir, konuşacaksak tabii eğer. İslam temelli konuşacaksak bize ait değil. Bunlar aslında başkalarının bize attığı formatlar ve bizim bundan kurtuluşumuz aslında kendi özümüze dönüştür. Bu aslında ben böyle anladım. Siz ne diyorsunuz? Ya ben diyorum işte herkes, özellikle dindar olanlara söylüyorum. Kendi kutsal kitabınızın yazılı şikayesini araştırın. İnceleyin. Ondan sonra Çok kibar bir şekilde, çok kibar bir şekilde dile evet, getiriyoruz, evet. evet ondan sonra yaşadığınız yaşam tarzınıza bakın. Yaşam tarzınızla sizin inancınız uyuşuyorsa ve bir sorun yoksa tamam doğru yoldasınız. Ama bir sorun görüyorsanız sizin o zaman bu sorunun üzerine gidip düşünmeniz, sorgulamanız, araştırmanız gerekiyor. Gerçekten de eğer düşünebilmeyi öğrenebilirsek sorgulamayı öğreniriz, araştırmayı öğreniriz. O zaman ileriye yönelik plan projelerimiz olur. Biz bunu Doğru. başaramadığımız için, biz başaramadığımız Doğru. için ileriye yönelik planlarımızda da başarılı olamıyoruz. Yani mevcut Maalesef. Kürt siyasetine bakın işte. Partilere bakın. Doğru. Başarısız olmamızın altında yatan neden budur. Evet bir şeyler iddia ediyoruz ama iddia ettiğimiz konuda da bilinçli değiliz ya. Şuna Şimdi benziyor. Pardon. bizim dostlarımızdan sizin protez akıl ifadesi çok rağbet gördü. Yani ciddi, hoş ve yerinde bir tabir, yeni bir kavram, Aslında bu yeni bana bir ait değil. Bu protez akıl söylemi. bilmiyorum. İlk ben sizden duydum. Evet. Şimdi aslında ben hep şunu söylüyordum. Biz egemenimizin aklıyla görüşüyor, düşünüyoruz. Biz devşirilmişiz. Bunu Süryani bir yazar arkadaş var. Adını unuttum ben.
O demişti protez akıl. Ben de diyordum ki arkadaşlar dedim ya ben hep bugüne kadar aklımızın işte formatlandığını, devşirildiğimizi söylüyordum ama en güzel kavramı, en güzel ifadeyi şaro garip bulmuş dedim. Bu Ne güzel. protez akıl oradan alıntı. Dolayısıyla kullanıyorum ben. Geçen bir şeyde oldu yine bir konferans vardı Halepçe'nin anılması ile ilgili. Ben orada yine Evet. konuşmacıydım. Orada da dedim ki ya biz yani niye mağduruz? Çünkü biz Kürdevari bir akla sahip değiliz. Tabii Kürtçe konuştum orada. Yani gönül isterdi ki bugün de Kürtçe konuşalım. Biz Evet, onu da yapalım. Onu da yapalım lütfen. evet. Onu da Ya, yaparız. gerçekten de Kürtlerin yapması gereken en önemli iş kendilerini, düşüncelerini, inançlarını sorgulamaları gerekiyor. Ben gerçekten bugün mesela diyelim ki Van'dayım ya da Yüksekova'dayım. Ben Evet. burada doğmamış olsaydım, İsveç'te doğmuş olsaydım Hristiyan olurdum. Hindistan'da doğmuş olsaydım Budist olurdum. Evet. Geçen gece de yine Doğru. bir yerde sohbetteydik yine böyle. Yine konu İsrail'e geldi, Filistin'e geldi. Konuştuk. Dedim ki onlara ya siz yani İsrail'e bu kadar düşmansınız. Filistin'i savunuyorsunuz. Oysa siz mağdursunuz. Peki siz başka bir ülkede mesela Avrupa'da olsaydınız. Evet. Pardon telefon geldi de kesildi şey. Fikret abi. O zaman ne Evet. düşünürdünüz? Bunun zaman insanlar Evet. bu sefer düşünmeye başlıyor. Bunda çelişkileri yakalamak gerekiyor. Çelişkileri yakalamak Evet. gerekiyor. Mesela bir şeye gittim. Ben bir köye davet ettiler. Gittik yemek yedik falan. Millet kalktı namaz kıldı. Ben de kalktım namaz kıldım tabii. Bir arkadaşım ya gülmeye başladı. Yüksek sesle. Ya dedi beni şaşırtıyorsun dedim niye? Ya dedi sen 40 yıl önce buradan ayrıldın o komünistin falan dedi. Şimdi namaz kılıyorsun. Dedim ki ben hidayete ermişim. Ya dedi bırak şimdi bu şeyi bu lafları söyle bana. Dedi bırak bu lafları bana doğruyu söyle falan. Dedim ki ya bak tamam ben namaz kılıyorum ama sizden farklı kılıyorum. Nasıl? Dedim ben Kürtçe namaz kılıyorum. Süper. Kürtçe dedim Çok nasıl? güzel, çok hoş. Dedim ki ben bak Fatiha'yı Kürtçe okuyorum, sureleri Kürtçe okuyorum, bütün ben Kürtçe konuşuyorum. Süper. Trans oluyorum. Bir Süper. kere gözlerimi kapatıyorum. Dış dünyayla bağımı kesiyorum. Kendime göre psikoterapi yapıyorum ama ibadettir bu neticede. Ya dedi bırak şakayı Evet. falan. Arkadaşım dedim ki şaka yapmıyorum. Dedi peki Fatiha'yı bana Kürtçe oku. Dedim ki ben bir şart da okuyacağım. Ben okuduktan sonra bana söyleyeceksin bu Kürtçe olan mı seni tatmin ediyor, Arapça olan mı? Çok güzel bir şart. Okudum tabii ben onlara. Dedim ki şimdi bana doğru söyle. Duraksadı tabii. Ne evet dedi ne hayır dedi. Ne kabul etti ne reddetti. Şimdi evet dese aslında yüreği evettir de evet dese sanki dinden çıkacak. Öyle bir algısı var halkımızın maalesef. Hayır diyemiyor çünkü gerçekten hoşuna gitti. Evet tabii ben onlara da anlattım. Ya dedim ki yani şimdi bu bir eğitimdir. Ya insanların insanca yaşayabilmesi için, insan olabilmesi için, kemale erebilmesi için Adem'den Muhammed'e kadar dedim böyle bir eğitim izlenmiş. Hatta günümüze kadar gelmiş. Ama günümüzde modern eğitim var. Bu modern eğitimin içinde bu ahlaki müfredat da vardır. Diğer bilimlerle zenginleşilmiş bir eğitim, öğretim vardır dedim yani. Şimdi bana göre okul camiden daha değerlidir. Fikret abi, bir Buyurun. dakika siz konuşmaya devam edin. Ben sizin sesinizi duyuyorum. Kapıya bakmam lazım. Tamam buyurun Hemen siz buyurun. geliyorum. Neticede biz Kürtler egemenlerimiz tarafından bizim inançlarımız belirlenmiş. Bize rol biçilmiş. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Estağfurullah. Diyorum ki neticede biz Kürtlerin inanç, kültür ve kimlik kodları egemenler tarafından belirlenmiş. Bize bir rol Evet. biçilmiş.
Peki üstadım, bunun sebebi nedir? Yani çok güzel izah ettiniz, çok güzel söylediniz. Yani Kürtler neden bir protez akla ihtiyaç duyuyor? Nerede bu kırılma, nerede başladı? Bunu lütfen mümkünse cevaplayınız. Ancak aklıma demin siz bir şey söylediğinizde o namazı Kürtçe kılma, duaları Kürtçe okuma veya da surelerin Kürtçesini okuma şey aklıma şey geldi. Ebu Hanife olarak bilinen bu dört mezhebin bir tanesinin şey. Bir tanesi Ebu Hanife olarak bilinen şey Fatiha'yı Kürtçe'ye çevirdiği biliniyor. Yani ta Neyi o dönemde. Kürtçe'ye çevirdin? Fatiha suresini Evet. Kürtçe'ye çevirdiğini biliniyor. Ve halkına buyurun böyle okuyun. İlla Arapça bilmek zorunda değilsiniz Ben de öyle yapıyorum deniliyor. zaten. Ben öyle yapıyorum. Şimdi bakın, siz dediniz ya, siz medresede eğitim gördünüz. Ben de aslında, benim dedemin birisi Yok, müftüydü. ben böyle medreseye girip çıkıyordum Ha, üstadım. Ben yok. Ha, ben benim o kültürü seviyorum. Yani benim şimdi mübalağa etmeyeyim. Ben yani klasik medrese eğitiminin tümünü almış değilim. Ancak o da benim hayatımın bir parçasıydı. Evet. Özür diliyorum. Ben o eğitimi gördüm çocukken falan. Yani camilerde ezan okuyordum, sala okuyordum. Böyle çok kuru dindar biriydim falan. Tabii işte liseden sonra durum değişti tabii. Yani sol kültürle karşılaştık bu sefer falan. Belli bir süre bu sefer İsevilerle yaşadım ben. İsevilerle falan. Kilisenin müdavimi olmuştum. Velhasıl sinagog, velhasıl bu da Budizm derken kendi kendime dedim ki ya, bu kadar ilgi duyuyorsam bu işi araştırmalıyım falan. Yani neticede araştırınca, işte bu ezberleri araştırınca, analiz edince gerçeği fark ediyorsunuz. Ya diyorsunuz ki beni birileri bu ezberlerle kullanmış, yönetmiş. Kürt halkı da bu ezberlerle yönetiliyor. Hatta bu politik dönemde bir köyde bir konuşma yaptım ben. Ya dedim ki biz bir halkız. Bu halka yani kavmiyet hakkını Tanrı vermiş. Bu dil hakkını Tanrı vermiş. Hatta Kur'an'dan örnek verdim. Ben bunu yazılarımda da birkaç kez vurguladım. Hucurat suresi 13. ayette diyor ki, ben sizi bir kadın ve bir erkekten yarattım, kavimlere böldüm vesaire vesaire. Yani dedim, demek ki bu kavmiyet hakkını size Tanrı vermiş. Ondan sonra Nur suresi 70. ayette diyor, 22. ayette diyor ki, Rum suresi pardon, 22. ayette diyor ki, işte yeri göğü yarattık, renkleri dillere ayırdık sizleri falan, renkleri yarattık, size öğrettik. Dillere ayırdık. Demek ki bu dili de Tanrı size vermiş. Peki bu dili kim sizden alıyor? Bu kavmiyet hakkınızı kim yasaklıyor? Üstelik dedim, bunu yasaklayanlar, elinizden alanlar size din kimliğiyle yaklaşan insanlardır. Araplar da böyle yaptı. Bugünkü egemenleriniz de öyle yapıyor. Bu haklarınızı onlar elinizden alıyor. Dolayısıyla artık bir silkin, bir kendinize dönün ya, gerçekten din nedir? Bir kendiniz okuyun. Hatta dedim, Kur'an'da ilk ayette der ki okuyun. Yaratıcı oku demişse bir sebebi vardır. Oku demek kişiyi bilgiyle buluşturmak demektir. Peki bilgi nedir? Bize şah damarımızdan daha yakın. Olan güç bilgidir. Mikrodan makroya kadar bütün evreni yaratan, şekillendiren, sistematize eden, biçimlendiren, kimlik veren, yok eden de yine bu bilgidir. Her şey şifrelenmiş, her şey formüle edilmiş. Üstadım, Bilgidir bu. belli ki Kürtler, üstadım, belli ki Kürtler tarihi bir kırılma yaşamış.
Yani kendi özünden koparılmış, sizin tabirinizle protez akılla maalesef şu anda idare ediyor. İşte İdare ama etmeye işte çalışıyor. Şimdi tekrar şunu sormak isterim üstadım. Bu husustaki fikriniz benim için çok değerli, çok kıymetli olacak. Şimdi Kürt halkı neden, nasıl bir kırılma yaşadı ki bu hale düştü? Mesela bir örnek vereyim üstadım. Yusuf Ziya Döger beyefendiyi tanırsınız. O da bizim değerliğimiz, ben kıymetliğimiz. biliyorum arkadaşım. Kendisinin şöyle bir tespiti var ki ben o tespitine katılırım. Der ki Kürtlerin otantik tarihten süre gelen bir yapıları vardı. Siyasi, efendime söyleyeyim, toplumsal bir yapıları vardı. Kürtlerin deformesi ve kırılması o yapıların deforme edilmesiyle başlamıştır. Bu hususta fikriniz nedir? Yani Kürtlerin o tarihi yapısı deforme olduğu için Kürtler şu anda protez akla muhtaç kaldı. Sizce bu doğru mudur? Hayır işte ya şimdi protez akıl bakın sadece İslam'la gelmedi. Hristiyanlık sürecine bakın. Musevilik dönemine Evet. bakın. Mesela Evet. Abyagene Krallığı döneminde Kürtler Museviliği kabul ettiler. Hangi Abyagene. krallık döneminde üstadım? Erbil o zaman Erbilyum Abyagene. daha doğrusu evet. Şimdi bakıyorsunuz ki neticede korku faktörü birey ve toplumu her zaman yönlendirmiştir. Bugün bile Yani eğitim sistemimize bakın. Korku derken tabii şiddet ögeleri falan. Ama ha. dinlerle beraber mesela Hristiyanlıkta olsun, Musevilikte olsun, İslam'da olsun bakıyorsunuz ki motivasyon korkuya dayandırılmış. İşte biraz önce anlattım ya. Evet. Nedir bunlar? Cin, melek, şeytan, kabir azabı, türbe, cehennem Evet. vesaire. Kişi bu korkularla artık yaşamına bir yön veriyor. Çünkü bütün standartlarında bu korku egemen. Kürtler de özellikle Emevilerle beraber en büyük kırılma Emevilerle başlıyor. Ondan sonra Abbasiler döneminde Eba Müslim Horasan'ı biliyorsunuz. Ben onunla ilgili bir Evet. makalem vardı. Emevilerle olan savaşta zaferle çıkıyor tabii, kazanıyor. Emevi İmparatorluğu yıkılıyor. Eba Müslim ne yapıyor biliyor musunuz? Buyurun. Kendisi imparator olacağına, kral olacağına, padişah olacağına diyor ki biz bunu İslam için yaptık. İktidarda imamet yani şey olmalı. İmamette tabii orada şey yapıyor, gündem yapıyor. Diyor ki Hazreti Muhammed'in sülalesinden biri başa geçmeli. Halife olmalı. Peki üstadım bu görüş yani Eba Müslim'i Horasan'ı ki bu ilk yalnız değildir. Ondan öncesi de var, sonrası da var. Eba Müslim'i Horasan'ı bunu yaptıran saik ve temel esas Şimdi işte sebep izin verirseniz yani korku olabilir mi ki kendisi zaten izin yok komutan. izin verirseniz anlatayım şimdi. Buyurun, estağfurullah. Siz, Eba yani açmanız için soruyorum. Özür diliyorum. şimdi Eba Müslim Horasani tabii imameti diyor ki halifeliği Emevilerden aldık. Muhammed'in sülalesinden birine bunu emanet etmeliyiz yine. Abbas, Hazreti Muhammed'in işte Amcası. amcazadelerinden biri falan. Onu getirtiyorlar. Mekke'den Bağdat'a getiriyor. Evet. Bunu tahta oturtuyor. Neticede Ebu Müslim'in bunu yapmasının sebebi şuydu. Yani ona göre artık tabii etnik bir şeyi yoktu onun. Bir endişesi, bir kaygısı, bir arzusu yoktu bir kere. Neden? Bir kere onun da artık aklı protezdi. Neydi? Neydi aklı? Ha, Evet. Çok Arap güzel. kültürüne, Arap yaşam tarzına, inancına dayalı bir iktidar. Bugün IŞİD'in ileri sürdüğü işte bütün dünyayı yani diyor ki Arap aklı yönetsin. yani Arap aklı yönetir.
Bunu da din Evet. diye bize şey yapıyorlar. Empoze ediyor. Ebu Müslim zaten geçtiği eğitim sürecinde bunu kabullenmişti hepimiz gibi. Hani medrese eğitimden geçen her Kürt ya da Türk, Fars, Arap ne düşünür? Allah'ın emri, Peki. Allah'ın hükmü yeryüzünde hakim oluncaya kadar cihat. Tamam. Tamam. Cihat. Peki üstadım, burada bir noktalı virgül bir soru soracağım. Lütfen devam ediniz. Çok güzel bir noktaya geldik. Şimdi aynı eğitim sürecinden Fars da geçmiş, Evet. Kürt de geçmiş. Efendime söyleyeyim. Neden onlar bu protest akla rağbet etmemişler de sadece olan biz Kürtlere olmuş? Yani Şimdi bizim farkımız ne burada? ya işte Biz ha nasıl bir okuma yapmışız? tabii şimdi bak Halfin var. Rus Kürdolog. Adam diyor ki Kürtler eğer devlet olsaydı bugün dünyada en uygar devlet olurlardı. Bu onun görüşü. Ama bu adam 1900'lerde bütün Kürdistan'ı dolaşıyor. Evet. Kadın erkek ilişkileri, köy yaşamı, kent yaşamı. Bu güzel, kayda değer bir Evet bilgi, diyor evet. ki kadim zamanda çok şey bir kültür yaşadılar ve diyor ki devlet olmamalarının sebebi de İslam'ın evrensel söylemi ne angaje olmaları nedir? Ümmet birliği. Bizi bugün bile bu protez akla bağımlı kılan temel söylem budur. Ümmet birliği, din kardeşliği. Enteresan bir şey. Bizim solcu Kürtlerimiz de böyle. Onlar Onlar da başka bir entelektüele kurban oluyorlar. Şimdi ben de onu merak ediyorum. Siz bir eğitimcisiniz, siz aranızda yetkin birisisiniz. Yani ben de yıllarca bununla meşgul oldum. Muhtemelen bizi seyreden, dinleyen kardeşlerimiz, abilerimiz de bunu merak ediyorlar ve biliyorlar belki de cevap. Şimdi biz Kürtler neden onlar gibi olan, yani onlar da aynı ayeti okuyor, biz de. Onlar da İşte aynı müziği dinliyor, biz de. onu da Neden biz açıklayayım. farklı oluyoruz? Onu da açıklayayım. Onu da Machiavelli söylüyor. Machiavelli diyor ki yani bunu ben demiyorum. Machiavelli söylüyor. Diyor ki Evet. bu bir 500 yıl önce yazdığı bir kitap. Diyor ki Evet. medler diyor, med erkekleri yani medlerin uygarlığından bahsediyor. Diyor Evet. erkekler bile kadınlar kadar bakımlıydı. Subhanallah. Şimdi. Çok Evet, metroseksüeldiler Halfin ve Machiavelli'nin söylemlerinden şu çıkıyor. Kürtler gerçekten uygarlaşmış. Beraber yaşama kültürü kazanmış. Peki Makfeyerli Kürtleri tanıyor muydu? Ya Ha medlerden o bahsediyor. şey. Medlere. Medleri Tabii tabii evet. ya. Evet. Şimdi medlerden bahsediyor. Şimdi Jared Diamond diye bir yazar var. Bir daha doğrusu Evet. araştırmacı, mikrobiyoloji uzmanı. Adamın Tüfek, Çelik, Mikrop diye bir eseri var. 800 sayfalık bir şey. Adam bütün dünyayı dolaşmış. Bütün dünyayı dolaşmış. Arkeoloji özellikle arkeolojik araştırmalar yapmış. Sadece tarihi eserler değil, bitkiler, insanlar, genetik üstüne. Mikrobiyolog ya. Ama adam biliyor musunuz ne diyor? Getiriyor, diyor ki ilkler bereketli hilalde ortaya çıkmış. Medeniyet orada ortaya çıkmış. İşte bu medeniyetin, bu uygarlığın mirasçılarıyız biz Kürtler. Evet. Demek ki uygarlaştığımız için beraber yaşama kültürünü edindik. Ama Evet. bunu barbarlar suistimal etti. Mesela Evet. başka eserde okumuştum, şöyle diyordu. Çin duvarı yükseldikten sonra Orta Asya'daki talancılar Çin üzerine olan akınlarına son vermek zorunda kaldılar. Çünkü artık Bizim başımıza bela oldular. yani şimdi ama duydular ki Batı'da çok zengin topraklar var. Ve önce paralı askerlik için geldiler. Evet. Sonrasında işte geldikçe güçlendiler. Evet. Ordular onlardan oluştu ve dolayısıyla bu askeri güçlerle darbeler yaptılar.
Mesela şey, Abbas İmparatoru Tuğrul Bey kızını veriyor. Bir fetva alıyor ondan. Diyor ki bana bir fetva çıkar. Nedir diyor? Sen halifesin diyor. Yaz oraya bütün İslam orduları Tuğrul'un kumandasında Bizans'a karşı savaşacak. Mervaniler dönemine de denk geliyor bu. Yani bu Evet. Malazgirt zaferinde Kürtlerin onlarla beraber savaşmasının altında yatan gerçek de budur. O fetvadır. Ondan sonra Kürtler zaten iflah olmadı. O fetvadan Evet. sonra. Anlıyor musunuz? Doğru. Bir diye son kırılma da şeyde oluyor. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. İngilizler özellikle Orta Doğu'da artık kendilerine göre bir siyaset yürütmek için bir altyapı oluşturmuşlardı. Şunu fark ettiler. Yani Kürtlere de aslında orada iktidar yolu açılmıştı. Yani Kürtlere de belki devlet olmaları için adamların şey planları vardı. Yani bakıyorsunuz ki gerçekten bununla ilgili İngiltere ile yazışmalar olmuş bölgedeki görevlilerin falan. Ama fark ediyorlar ki Kürtler Kürt değil. Kürtler halam. Kimin halamı? Kolam. Arapların halamı. Evet. Tutuyorlar Evet. mesela Mekke Meliki Hüseyin'in oğlunu Faysal'ı getirip Irak'a onların başına kral yaptılar. Evet, maalesef öyle, evet. Mahmud Benzenci'nin Şimdi savaşı. üstadım, bu söyledikleriniz hepsi doğru. Hepsi de yerinde tespitler. Biz sorumuzu tekrar yap. Kürtler nasıl olduğu, hangi kırılmayı yaşadı ki? Ben tekrar Yusuf abinin tespitine bir atıfta bulunayım. Yusuf abi diyor ki, Yusuf Ziya Döger abi diyor ki, Kürtler otantik yapısını kaybettiği için korumasız kaldılar ve mecbur oldular, efendime söyleyeyim, deforme oldular. Şimdi bu bana şunu anlatıyor. Yani ordusu olmayan bir milletin, bir ulusun kendi otantik değerlerini koruması da, daha doğrusu dimağını, efendime söyleyeyim, zihniyetini koruması da mümkün gözükmüyor. Şimdi bakın, farklı bir şey söylemek istiyorum. Ya ben Buyurun. aslında aşiretçiliğe sözü getirmek istiyorum. Buyurun. Ya, Kürtlerin Sümerlerden bugüne kadar Kürt kimliğini, kültürünü, edebiyatını taşıyan yapı aşiretçiliktir. Alfin şunu da söylüyor, diyor ki dünyada en çok masal ve hikayesi olan halk Kürtlerdir diyor. Doğru. Biliyor musunuz bizim masal ve hikayelerimizi biz bilmiyoruz. Ama adamlar hepsini toplamış. Doğru. Kendileri La Fontaine onlardan bir tanesi. Evet. evet yani he. Yani şimdi %100. demem şu. Sözlü edebiyatımız ve aşiret yapısı Kürt kültürünü, kimliğini, tarihini bugüne kadar taşımıştır. Evet. Bugüne kadar taşımıştır. Bir dönemler biz işte liseli yıllarda falan işte feodalizme karşı Marx'ın deyimiyle yani onun anlatımıyla feodalizme karşı bir mücadele verdik. İşte feodaller böyle ağalar şöyle diyorduk falan. Ama Kürt feodalizmi farklı. Onu bilmiyorduk. Biz Kürt sosyolojisini bilmeden Kürtlere karşı yani Kürt kültürüne, tarihine, kimliğine karşı mücadele veriyormuşuz meğerse. Kimin aklıyla? Egemenin aklıyla. Fikret Üstadım, şimdi Murat Art, Profesör Doktor Murat Art abi soruyor. Nedir otantik değer? Şimdi demin siz de belirtmiş oldunuz. Bizim feodal yapımız vardı, bir aşiret yapımız vardı. Ben bir ara şöyle bir yazıda dile getirmiştim. İşte Kürt sosyolojisi veya Kürt siyasal yapılanması, otantik siyasal yapılanması nasıldır diye. İşte Bav vardı. Bav'dan sonra El vardı. Elden sonra
efendime söyleyeyim, daha doğrusu bav vardır, bavdan sonra aga vardır, agadan sonra beg vardır, begden sonra mir vardır, mirden sonra mir-i miran vardır, mir-i mirandan sonra şah vardır, şahtan sonra şahinşah vardır ki imparator deniliyor, yani Latin dilinde. Şimdi ve bu her birisinin de koruduğu bir alan vardı. Bav aileyi korurdu. Efendime söyleyeyim, aga aşireti korurdu. Bek aşiretler şey olduğu aşiretlerin birkaç aşireti yani eli Evet, korurdu. evet. İşte mir Neyleri? ağaların altında ağaların ağaları korurdu. Mire miran bütün miran vesaire böyle bir yapılanması vardı. Şimdi bu yapılanmaya ilk darbe diyelim ki ne zaman oldu? Belki Bizans döneminde yaşandı, belki daha öncesi yaşandı ama asıl benim üstadım sizin de bir eğitimci olarak üzerinde durdunuz ve benim de aslen modern zamanda üzerinde durmak istediğimiz meselenin Kürt tarih bilincinin Kürt'ten nasıl yok edildiğini, Kürt'ün bu tarih bilincinden nasıl uzaklaştırıldığına dair verileri duymak ve bilmek. Yani siz demin onu işte protez akıl olarak ifade ettiniz. İşte bu protez akıl yani niye bizde oluştu da başkasında diyelim ki Arap'ta oluşmadı, Türk'te oluşmadı, Fars'ta oluşmadı. Bu ciddi bir soru. Ayrıca ben sadece Müslümanlara dair, Kürt Müslümanlarına dair bir şey söylemek istemiyorum. Kürt'ün topyekünü, Hristiyanı da, Kürt'ün Hristiyanı da, Kürt'ün Ezidisi de, hatta Kürt'ün en mantıklı düşünebileceğimizi zannettiğimiz solcu kesimi de maalesef ulusal bilinçten uzaklaştırıldı. Bilmiyorum neden. Yani bunu bir türlü kendime izah edemiyorum. Şimdi Osmanlıların yani 1800'lerden bu yana özellikle biliyorsunuz Osmanlı'nın Kürt millerine karşı büyük bir şeyi var. Mücadelesi vardır. Kürt millerini ortadan kaldırdı. Yerine şeyhleri şey yaptı, ikame etti. Neden? Çünkü dinle Kürtleri yönetebileceğini, idare edebileceğini biliyordu. Nitekim öyle oldu yani. Neden? Evet, doğru. Evet, neden Farslar işte protez akla sahip olmadı diyorsunuz? Farslar şimdi İran kadim bir ülke yani. Şimdi her ne kadar bunda Ahmedinecad Fikret abi, gibi özür dileyerek söyleyeyim. Yusuf abi diyor ki, yaşa Fikret abi eğer biraz müsaade ederse ona birkaç pas vermek için araya girmek isterim. tamam girsin. Girsin mi? Girsin girsin. Peki. Peki. Epeydir konuşmamışız. Bir yıl oldu yani. Tamam. Şimdi nasıl yapacaktım ben bunu? Zor. Tamam. Ekleme Ben yap. o zaman Ekleme. ekleme yapmam lazım. Evet. Yusuf, evet, ekliyorum. Send request for Yusuf, siz şey yaptınız mı? Ya. Şimdi admin sizsiniz Tabii. Dediğim. orada ekleme yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tamam. Beş dediğim. Tamam yaptım. Şimdi Yusuf abi bu Yusuf abi seni ben Möşte Dövekan işte burada. Neden yapamıyoruz? Ha, maalesef. Hadi Yusuf abi buyurun. Ben sizi davet ediyorum. Gelmiyor. Beni devreden çıkar, onu al. Ben de bir Tamam. yere uğrayıp geleyim. Tamam. Tamam. Yusuf Bir dakika. abi buyurun.
Tahmin edersin, Eyvar var. Eyvar var. İki kişi aynı anda canlı Yaşar, yayına Fikret abi biraz bağlanamıyor. ihtiyaç molası verdi. Ha, yani Fikret abinin düşmesi lazım benim bağlanabilmem için. Anladım. Ben Fikret abiye öncelikle selamlarımı, hürmetlerimi Güzel. Eyvallah. iletiyorum. Bu güzel konuyu açtığınız için de sizlere bir teşekkürüm öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Benim için şereftir. Bütün dinleyici arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Konunun can alıcı noktası çok önemli. O noktaya şöyle biraz değinmek açısından Fikret abi muhtemelen şu anda bizi dinliyordur. Şimdi hep diyoruz ya, yani işte devlet aklı, devlet Yusuf aklı. abi, Yusuf abi bir dakika. Profesör Doktor Murat Art Beyefendi bir sizden sonra inşallah davet edeceğim, eğer lütfederlerse ben kendisini de dinlemek isterim. Buyurunuz, Tamam. özür diliyorum. Murat abi de bir değerimiz, onu söyleyeyim öncelikle. Kendilerine Eyvallah, eyvallah. hürmetlerimi iletiyorum. Şimdi hep devlet aklından bahsederiz ama aslında devlet aklı denildiğinde göz ardı etmememiz gereken bir şey şu: her toplumun kendisine göre bir devlet aklı vardır. Bana göre Kürtlerin de bir devlet aklı vardı. Biraz önce Fikret abinin böyle cümle arasında ifade ettiği Sümerlerden günümüze aşirettir. Evet. Heh. İşte Kürtlerdeki Hayır. devlet aklı orada. Doğru. Heh. Yani Süper. Kürtlerdeki devlet aklı o aşiretlerde. O aşiretler. Yani üstadım diyorsun ki dışarıdan bizim devlet modeli ithal etmemize gerek yok. Yani Bizim zaten kanaatime mevcut göre de yok. aklımız, Benim de kültürümüz kanaatime var. göre yok yani. Modele gerek yok. Süper. Modelimiz var. Mevcut otantik yapımızı koruyursak, tekrar ihya edersek hiç kimseye de ihtiyacımız Yani yok. şöyle söyleyeyim, 19. yüzyıl, 20. yüzyılda sosyoloji üzerinde çokça tartışılmış ademi merkeziyetçi yapı denilen bir model var. Yani bugünkü Evet. federal mantığa denk gelir. Bu model aslında Kürtlerin tarihsel devlet modelidir. Kim ne derse Evet. dersin, benim şahsi Bravo. kanaatim artık budur. Yani Sizinle aynı fikirdeyim, aynı görüşteyim üstadım. Az çok üzerinde çalıştığım bir konu üzerinden de en son vardığım kanaat bu. Bu bir devlet modelidir. Ha, ama ne değildir? Günümüz devlet modelini yansıtmıyor. Günümüz devlet modellerini yansıtmıyor. Ya Şart mı peki? şöyle söyleyebilirim, bu bir pro devlet modelidir aslında. Yani devlet öncesi bir modeldir. Devlet öncesi bir modeldir. Dolayısıyla Azok endüstri devlet modelinden önceki devlet modeli. modelidir. Evet, yani endüstri Peki toplumlarından önceki günümüze devlet uyarlaması mümkün modellerinden mü? biridir. Kürt aşiret yapılanması. Şimdi hani o protest akıl dediğiniz o aklın nereden kaybolduğuna dikkat çekmek Evet, için orası önemli. vurgulamalar yapıyordunuz. Benim kanaatime göre dünyanın yeniden şekillenmesi coğrafi keşiflerlerdir. Bu coğrafi Evet. keşiflerle yeniden şekillenme oluşurken Kürdistan iki şeyi birden kaybetmeye başladı kanaatime göre. Bunlardan biri ekonomik, diğeri iletişim. Yani ekonomik geliri kaybetmeye başladı. İkincisi ise dünya ile iletişimi bir noktada kopmaya başladı. Dünya ile iletişimi kopmaya başladı. Bu kopuştan dolayı özellikle 1500'lü yıllardan sonra Kürt aşiret yapılanması dediğim o devlet modeli giderek asli fonksiyonlarını yitirmeye başladı. Asli fonksiyonlarını yitirmeye başlayınca doğal olarak egemenlerin oluşturduğu zihin yapısına yönelen bir zihin yapısı süreç içerisinde işleyerek geldi. Yani Evet. bunu ister din üzerinden tanımlayın, ister başka bir şey üzerinden tanımlayın, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Ama sonuç itibariyle şunu söylüyorum. Burada söz konusu olan şey, o iki önemli öğeyi kaybettiğinizde. Üstadım, ben bu soruyu ben de bir soru da ben sorayım size. Şimdi Ali Candan Beyefendi, üstadımız, dostumuz, kardeşimiz, abimiz soruyor. Diyor ki
ki ben de o kanaatteyim. Yahu bu kitabı o da okuyor, ben de okuyorum. Yani Kürt de okuyor, Arap da okuyor, Fars da okuyor. Yahu niye biz aynı şeyleri anlamıyoruz? Neden o, yani bu sadece İslam'a has bir durum değil. Solcularımız için de aynısı geçerli. Yani neden biz, nasıl oluyor da onların anladığı şeyi biz anlamıyoruz? Niye onlar, biz onlar ya da onlar bizim kadar internasyonalist veya ümmetçi olamıyorlar? Sebep ne? Şimdi bu soruya yani doğrusu çok girmek istemediğim bir alan, onu söyleyeyim. Başta böyle açık net bir biçimde girmek istemediğim bir alan. Anladım. Ama şunu söyleyeyim. Aynı şeyi anlamadığımızı nasıl söylüyoruz onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum, onu söyleyeyim. Bakın biz bir şeyden söz ediyoruz. Biz bir şeyin arka tarihsel arka planını göz önünden de kaçırdığımızda o tarihsel arka planı yitiriyoruz. Yitirdiğimiz için de tarihsel arka planı görmeden güncel dediğimiz, rojane dediğimiz bir noktaya gelip takılıyoruz. Ve rojanede takıldığımız için de gerçekliği görme şansını kaybediyoruz. Benim kanaatime göre o sorudaki mantık da bu. Yani tarihsel arka planı dikkate almadan rojane durum üzerinden sorulan ve düşünülen bir şey olduğu için verilen hiçbir cevap gerçekliği yansıtmaz. Evet. Ha, gerçekliği yansıtmayacağı için de doğal olarak da ne yapamayız? Oradan bir sonuç üretemeyiz. Anladım. Ha, onun için diyorum ki bakın, yani Kürdistan ne zaman kaybetti? Kürdistan coğrafi keşiflerle kaybetti. Bakın bunu çok iyi bu arada söyleyeyim Yusuf abi, Murat abi senin tespitlerini, evet okuyorsun, evet. Çok güzel. Ben de katıldığımı söylemek isterim. Murat abi, ben karşı kontra değilim. Ben daha iyi, yani açılması açısından, daha izah edilmesi açısından müdahalede bulundum. Yoksa haşa, aynı görüşteyim. Şimdi Fikret abi için de söyledim. Aslında bunu bu nokta için zaten girmek istedim. Bakın benim bahsettiğim nokta şurası. Yani coğrafi keşiflerle birlikte biz iki şeyi kaybettik. Kaybettiklerimizden birincisi baharat ve ipek yolu üzerinde, yani nihayetinde kuzey ve güneyimizden geçen, öyle söyleyelim, kuzey ve güneyimizden geçen baharat ve ipek yollarından şöyle veya böyle Kürdistan toplumu nemalanıyordu. Yani Doğru. Ticari anlamda nemalanıyordu. Bu doğru. Aynı zamanda dünyada olup biten bilginin akışını da sağlıyordu Kürdistan'a. Bu iki yolun önemini kaybetmesiyle biz iki şeyi birlikte kaybettik. Bir, ekonomik olarak kaybetmeye başladık. İki, dünyadaki bilgi akışının dönüşümünü kaybettik. Yani o bilgi akışından istifade etmeyi kaybetmeye başladık. Dolayısıyla bizim o dönemden sonraki bilgilerimiz yerel bilgiyle yetinme diye tanımlıyorum ben. Yani Kürdistan toplumunda yerel bilgiyle yetinme durumu ortaya çıkıyor. Yerel bilgiyle yetinmeye başladığınızda nereye gidiyorsunuz? Doğal olarak dünyadan soyut, olup biteni doğru okuyamayan, sadece yerel kıstasları dikkate alan bir okuma biçimine yöneliyorsunuz. İşte bu yerel kıstasları dikkate alan okuma biçimine yöneldiğiniz zaman söz konusu ümmet anlayışının o okunma biçimi Arap ve Fars diye şeklinde tanımladığımız noktaya da geri gelmiş oluyoruz. Niye? Çünkü siz yerel okuma yaptığınız zaman birileri size üstten bir başka okuma dayatır. O üstten okuma sizin yerel okumanızın birkaç fersah ötesinde olduğu zaman doğal olarak siz burada da hani bir anlamda psikolojiye vakıf bir insansınız. Psikolojiyi iyi bilirsiniz okuduğunuz evet. için. Evet. Bu bir anlamda da insanda şuna yol açıyor. Yani yetersizlik duygusuna yol açıyor. Doğru. Ha, yani doğru. Bütün bunları bilinçaltı son 500 yıl, 600 yıl içerisinde Kürtlerin
Bu sıkıntılardan dolayı bugünkü mevcut durumda olduğu kanaatine sahibim. İşte bahsettiği mesela biraz önce Fikret abinin veya sizin de bahsettiğiniz örneğin ben de aynı kanaatteyim. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında İngilizlerin bir Kürt devlet planı var. Doğru. Var ama Var. bu devlet planının neden işlenmediğine dönerseniz işte geliyoruz yerel bilgiye takılıp kalıyoruz. Yerel bilgiye takılıp kaldığımız, çünkü Kürt toplumu o günkü o deforme olmuş aşiret yapısıyla neyi önemsiyor? Yerel bilgiyi önemsiyor. Yerel bilgiyle idare ediyor. Dünyada olup biteni ne yapamıyor? Döndüremiyor. Yani zihinsel olarak döndüremiyor. Döndüremediği için de Harika. döndüremediği Harika. için de böyle bir sıkıntı yaşıyor. Ha, şimdi buna karşı şöyle bir şey söylenebilir. Araplar bizden çok mu üstündüler? Hayır. Hayır, hayır değildiler. Aslında biz bunu sormak Evet, isterdim. Evet. değiller, Güzel. değillerdi. Ama Araplarla bizim bir farkımız vardı. Biz o dönemin üst egemenlerinin bize dayattığı o bizimkimize göre biraz daha evrensel olan bilgiye çok takıldık. Ama Araplar kültürleri ve bence bedevi kültürleri gereği bu bilgiyi çok önemsemediler. Önemsemedikleri için de Osmanlı'nın hilafet makamı onlar için bir şey ifade etmiyor. Etmiyordu o. Doğru. Yani o bakın onların biraz da kültürleriyle alakalıdır bu aslında. Dolayısıyla İngilizler bu hilafet makamını önemsemeyen Arapları önemsediler. Ama hilafet makamını önemseyen Kürtleri ne yapmadılar? Önemsemediler. Şeyh Mahmud Berzenci ile Faysal'ın durumu budur. Yani başka bir şey, başka nasıl izah edebiliriz? Şeyh Mahmud Doğru. Berzenci yani yapısıyla, birliktelikleriyle, mobilize askeri güçleriyle 100 tane Faysal ediyordu. Ayrıca bir dipnot düşeyim üstadım, siz devam edin. Şeyh Mahmud Berzenci ayrıca çok da manipüle edildi. Kim tarafından? Osmanlı Türkçü subaylar tarafından, özellikle Mustafa Kemal tarafından. Sebebi de şu, Mustafa Kemal'in telgrafları var. Özellikle ona gönderdiği adamlar vasıtasıyla aman ha İngilizlerle anlaşma. Sabret, biz bitirmek üzereyiz falan vesaire. Biz Orta Doğu Konfederasyonu, bu isim de çok tanıdık geliyor. Orta Doğu Halklar Konfederasyonu kuracağız efendim. Aman ha İngilizlerin elini tutma gibi manipülatif Yani şimdi dil onu diyorum. faaliyetlerde bulundu. Bakın onu diyorum işte. Şimdi bak biraz önce bir cümle kullandım. Cümleme eğer dikkat ettiyseniz, şimdi yerel bilginiz sizin üzerinizde egemen olanların oluşturduğu size göre daha evrensel olan. Bakın size evrensel Evet. demiyorum buna. Size göre daha Evet, evrensel evet. olan bilginin Evet. etkisi altında kalmaktır bu. Evet. Heh, yani bir Evet. hani noktayı nereden nasıl yakalayacağız konusuna dönüp bakarsak bence bu çok önemlidir. Yani o Evet. noktada işte orada manipülasyon bundan geliyor. Niye? Çünkü siz yerel bilgi düzeyiniz dünyayı oku yani tam olarak okuyamıyorsunuz. Ancak neyle Evet. okumaya çalışıyorsunuz? O sizin üzerinizde egemenlik oluşturmuş olanların size transfer ettiği bilgi kadar okuyabiliyorsunuz. Doğru. Ha, işte Doğru. buradaki sıkıntı bu. Benim bahsettiğim işte son 500 yıldır Kürdistan aşiretlerinin yaşadığı problem budur. Ve bu Süper. işte o Fikret abinin bahsettiği aklın egemen olmasını sağlayan temel unsurdur. Evet, maalesef. Ya yoksa bunu şöyle okumamalıyız. Yani biz de aynı Kur'an'ı okuyoruz. Araplar da aynı Kur'an'ı okuyor. Farklar da Türkler de. Niye onlar egemen biz değiliz? Bu değil. Bakın mesele Kur'an okumakla alakalı değil. Mesele dinle de alakalı değil. Değil, Değil değil, yani değil. bu kadar. Hayır, değil. Ha, Değil. onun için bir şeye yönelirken onu doğru noktada yakaladığımızda bence doğru çözümlere gideriz. İşte bunun için Doğru. bakın
İşte o evrensel diyoruz ya. Evrensel diyoruz ya. Şöyle bir şey ifade edeyim. Hani bizim ümmetçimiz, enternasyonalimiz, solcumuz, şuyumuz, buyumuz. Bakın söz konusu yerel bilgi ve egemenlerin bize göre daha üst düzeyde olan veya üste çıkmış olan bilgisi son 100 yıl boyunca bizi yönetmedi mi? Bakın biz Kürdistan'ın kendi tarihsel dinamiği olan ve bir devlet aklı olan aşiret yapısını takatuka olarak göstermeye çalışmıyor muyuz? Peki bunu takatuka olarak bize gösteren kim? Şeyh Mahmut Berzenci'ye İngiliz'i takatuka gösteren mantıkla bu mantık arasındaki fark ne? Hiç. Heh, işte Doğru. bakın yakalamayı buralardan yaparsak benim kanaatime göre biz bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyler oluşturabiliriz. Şimdi üstadım işte ben de sizin gibi düşünüyorum. Bizim daha doğrusu bu çalışmayı yapmamızın sebebi Kürt aydınlarının, bilim adamlarının, insanların ve düşünülen mütefekkirlerinin sesi Kürt siyaseti ve yönetimi tabakası üzerinde daha etkili olsun. Zira şu anda maalesef Kürtleri yöneten kesim belki çok azı müstesna. Beni bağışlasınlar ama beni gerçekten bağışlasa ben bu lafı kullanmak durumdayım. Cahiller. Kürt sosyolojisi cahilidirler, psikolojisi cahilidirler ve siyasetleri maalesef Kürt'ü bir adım ileriye taşıyamıyor. Şimdi biz öteden beri hep bu siyaseti şeyle suçlarız. İşte onun bunun adamı olur. Hayır değil değil. Vallahi değil. Vallahi değil. Ya bunlar cahil. Bunlar Kürt'ü tanımıyor. Anlatabiliyor muyum? İlla birisinin adamı olması gerekmiyor. Ben bu böyle düşünüyorum. Şimdi onun için Ustadım, bu tür zihin çalışmaları bizim için çok değerli. doğru Buyurun. doğru ama şunu söyleyeyim. Şimdi yani böyle bir zihin formatının gelişmesi için elbette ki tarihsel köken bilgisinin veya tarihsel arka plan bilgisinin sonuç itibariyle senin önünden bir şekilde alınmış olması lazım. Bunu almanın yolu da hani uluslararası kavram diye ifade edilen bazı kavramsal teorileri senin tarafından kullanılması lazım. Ve sen onları kullanırken onların senin toplumuna ne tür bir sıkıntılar getireceğinin de farkında olmaman gerekiyor. Bahsettiğin cahillik bu benim kanaatime göre. Nedir? Siz Mesela çok entelektüel bir şekilde ifade ettiniz. Buyurun. nasıl ifade edeyim? Şöyle diyeyim bunu. Şimdi ben hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. Avrupalılar son 200 yılda özellikle antropoloji üzerinden kendilerine dünyada bir konum biçmeye çalıştılar. Bu konumu biçebilmeleri için ilkel dedikleri toplumları yerinde incelemeleri gerekiyordu. Yerinde incelerken onları tarihte bir noktaya yerleştirmeye çalışıyorlar. Diğer noktadaysa kendilerine tarihsellik kazandırıyorlardı. İşte Kürtlerin de yaşadığı sıkıntı bence bu. Özellikle feodalite, işte şu bu ve benzeri kavramlarla Kürdistan toplumsal yapısı bu şekilde tarihin dışına itilmeye çalışılarak bunun üzerinden Avrupa'nın kendisine tarihsellik diye tanımladığı işte o modernite bilmem şu, enternasyonalist bilmem şu, bu veya gibi kavramlarla var olan o yerleşik düzen ortadan kaldırılmak istenilince doğal olarak da böyle bir cehaletle yüz yüze kalıyoruz. Yani benim kanaatim bu ve bu çok iyi işlendi bizim üzerimizde. Dolayısıyla biz o Batı'nın dayatma kavramlarını sanki hani şöyle söyleyeyim tanrısal birer ayetmiş gibi tanrısal birer ayetmiş ve bütün toplumlar içinde geçerliymiş şeklinde kullandık. Oysa
Bahsettiğiniz gibi her toplumun kendisine özgü sosyolojisi ve psikolojisi vardır. Yani Evet. dünyanın meşhur sosyoloji literatürü bütün toplumları tam olarak açık bir biçimde izah edebilecek bir literatüre sahip değildir benim kanaatime göre. Bir sosyolog olarak Doğru. söylüyorum. Doğru, doğrudur Dolayısıyla Emre. Türk Doğru. sosyolojisi kendisine özgü ve kendisine has bir sosyolojidir. Yani Doğru. Orta Doğu toplumlarının hiçbirisinde bu sosyolojiyi birebir oturtamazsınız. Bakın aşiret Doğru. yapılanması diyorum. Aşiret yapılanması Türklerde de var. Farslarda da var. Araplarda da var. Ama bu aşiret yapılanmalarının hiçbirisi Kürt aşiret sosyolojisini karşılamıyor. Doğru. Karşılamıyor. O zaman bu şu demektir. Sizin kendinize özgü bir tarihsel sosyolojiniz var. Bu tarihsel Evet. sosyolojiyi aktarma kavramlar üzerinden açıklamaya, ifade etmeye veya o toplumu ona göre dizayn etmeye çalıştığınızda toplumu ana damarlarından koparmış olursunuz. Benim Doğru. söyleyeceğim bu. Yani Doğru. dolayısıyla Fikret abi konuya değinirken özellikle coğrafi keşiflerle birlikte dönüşen zihin ve bu zihinde geri kalan Kürt meselesine değinirse memnun olurum. Tamam. Ben Fikret abiyi tekrar ihtiyaç molası bitmişse ben tekrar geri alayım. Evet. Bu arada bütün Yusuf abi katkıların ihtiyaçlara için çok tekrar teşekkür. selam söylüyorum. Hürmetlerimi iletiyorum. Katkıların için Murat çok çok abi teşekkür ediyorum. özellikle selamlarımı İnşallah iletiyorum. tekrar sizinle bir canlı yayında tekrar buluşacağız. İnşallah. İnşallah. Hayırlı Teşekkür ederim. geceler Sağ diliyorum. olun. Size de. So, Fikret abi neredesin? Fikret abi seni bekliyoruz. Evet. Fikret abi bu gece seninle başladık. Ve seninle devam edeceğiz. Eğer senin de müsaaden varsa. Ya işin doğrusu şimdi misafirim bir yerde. Biliyorum biliyorum. Biraz Ama da sizden azami derecede faydalanmaya çalışıyoruz. yani misafirim, dolayısıyla bir odada tek başıma oturmuşum, millet öbür tarafta. Bizi bağışlansınlar. Estağfurullah. İstersen onlar da gelip dinlesinler. Ama herhalde bir müsaade imkan Ha, olmayacak. yani onlar oturuyorlar orada. Evet, anlıyorum. Şimdi ben Fikret abi, ben bir soru daha sorayım. Siz kalabildiğiniz kadar kalın. Ondan sonra ayrılmak isterseniz takdir sizindir. Fikret abi, şimdi biz bir Kürt zihin yapılanmasını modern bir şekilde inşa etmemiz gerekir ihtiyacı orta yerde duruyor. Bizim böyle bir ihtiyacımız var. Şimdi ben naçizane görüşüm şu. Ben diyorum ki Kürtler kendi tarihiyle barışmadığı müddetçe, kendilerinin hafızası olan o tarihlerini bilmediği müddetçe tam anlamıyla bu zihin yapılanmasını tamamlayamayacaklar. Dolayısıyla benim için tarih, Kürt tarih bilinci, Kürt ulusal tarih bilinci bu zihin yapılanmasının temel taşını teşkil ediyor. Siz de zaman zaman yazılarınıza, makalelerinize Kürt tarihine atıfta bulunarak, Kürt tarihini anlatarak bu hususta, bu zihin yapılanmasına katkıda bulundunuz. Yani sizce bu anlamda ki bizim böyle bir vakıf çalışmamız var. İnşallah bir an önce neticeye varır da bütün Kürt halkının hizmetine sunarız. Bizim amacımız Kürt ulusal tarih bilincini ne hizmet edecek bir çalışma. Daha doğrusu şu itiraz üzerinden kurulu. Yani Batı'nın, ben Batı düşmanı değilim, haşa. Batı'yla beraber yaşanması ve Batı'dan alınması gereken çok şeyin olduğuna inananlardanım ama Batı'nın Kürt ulusal tarih anlayışına ciddi anlamda ket vurduğunu,
Hatta inkar ettiğini düşünüyorum. Yani Batı Kürtlük adına, Kürt adına ne varsa ya Arap'a mal etmiş, ya Fars'a mal etmiş, ya da Türk'e mal etmiş. Hatta bu dil sıralamasında yaparken Batı, Hint Avrupa dil grubu derken Kürt dilini İrani dil grubuna en alt kısmından birine yerleştiriyor. Benim kanaatim şu, benim okumalarım şunu söylüyor bana. Hayır, bu doğru değil. Kesinlikle değil. Özellikle Nevali Çoli da çıkan yeni bulgularla, bu yeni arkeolojik çalışma, Diyarbakır, Ahmet'teki yeni Zagros'ta yeni çıkan şehir, Fransızların çıkarmış olduğu yeni şehir, Afrin'de mağarada çıkan yeni bulgular, Kürt tarihinin, daha doğrusu insanlık tarihinin bu coğrafyadan neşet ettiğini söylüyor. Peki neden bu hak teslim edilmiyor? Neden Kürt'ün hak ettiği yeri bir türlü alamıyor? Bilim dünyasında olsun, efendim söyleyeyim, tarih alanında olsun ve tabii ki siyasi anlamda. Buyurunuz efendim. Ya ben başta da anlattım. Yani şimdi bir resmi kimliğiniz yok. Kabul görmüyorsunuz. Size ait değerler de talan edilmiş, gasp edilmiş falan. Dolayısıyla bir de bunun üstüne siz egemenin size uygun gördüğü bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Devşiriliyorsunuz. Onun için başta dedim ya, akıl, protez akıl bizimki. Formatlanıyoruz bir kere. Aklımız formatlanmış. Bu formatlanmış Evet. akılla sizin özünüze dönmeniz imkansız. Ha, nasıl olacak bu? Elbette. Peki üstadım, Kürt aklı nedir? Nasıl bir şey olmalıdır? Ya, Kürt aklı ya nedir? şimdi Kürt'ün belli bir dili vardır, kimliği vardır, kültürü vardır. Yusuf Hoca dedi ya, geçmiş Evet. vardır, sosyolojik bir yapısı vardır. Velhasıl Kürt'ü Kürt yapan bütün değerleri bir araya getirdiğinizde ve bunu Kürt'e kabul ettirdiğinizde elbette silkinecektir. Bir takım talepleri Ha, olacaktır. galiba önce Kürt'ü ikna etmemiz Ya lazım. tabii şimdi Kürt'ün okuması gerekiyor. Neyi okuyacak? Kürt'ün Kürt'ün öncelikle Kürt bağımsız olmasını kabul kaynaklardan etmesi lazım. Kürdistan tarihini okuması, öğrenmesi gerekiyor. Kürdistan tarihini. Evet. Evet. Her Kürt önce tarihi bilince sahip olmalı. Tarihi bilinci yoksa milli bilinç gelişmez. Milli bilinç nedir? Özgünleşmedir. Ne olduğunu Bilmez. bilmektir. Farkına varmaktır. Bu da nedir? Doğru. Bu formatlanmaktır. Yani kendinize bir format çekmeniz gerekiyor. Bu format Kürdi formattır. Ama Süper. yani başta dediğim gibi ya, yani 1400 yıldır biz egemenin inanç, kültür ve düşünce kodlarıyla yaşantımıza yön vermişiz. Biz köleliği benimsemişiz. Eyvah Biz eyvah. olmaktan çıkmışız. Onun için Peki üstadım, ben bunun burada dair bir itirazım var. buyurun. Müsaadenizle itirazımı dile getirmek isterim. Şimdi ben diyorum ki hayır öyle değil. Şöyle ki Selçukilerin Kürt olduğuna iddia ediyorum. Ya Selçuk. Ben de inanıyorum. Hakeza Osmanlıların da kesinlikle Kürt olduğunu, Kürtlerin şimdi soru olduğunu iman edenlerdenim. Fakat şimdi diyebilirsiniz ki Kürt nedir bu sefer? Kürt kurmacalardan mı müteşekkildir? Acaba Kürde yeni bir yeni bir tanımlama mı getirmek lazım? Pardon. Buyurunuz. Ya şimdi bir kere Fransız Devrimi öncesinde falan Orta Doğu'ya baktığınız zaman buradaki iktidarların profili inanç profiliyle özdeşti. Yani inanç neyse onu. Evet. Hanedanlar zaman zaman iktidar olmuştur. Osmanlılar dönemine baktığınız zaman da ya da Selçuklular dönemine baktığınız zaman bir ilk konuşmamızda şunu söylemiştim. Çin duvarı yapıldıktan sonra talancılar yönlerini batıya verdiler. Duydular ki batıda Evet. zengin topraklar var. Geldiler, ne yaptılar? 1960'larda Almanya'ya gittikleri gibi geldiler, bu topraklarda paralı askerlik yaptılar. Evet.
coğrafyanın kaderini değiştiren şu oldu. Onların asker olmaları. Paralı askerler inisiyatifi ele geçirdiler. Doğru. İnisiyatifi ele geçirdiler. Yerinden Evet. kesinlikle doğru. Osmanlı'nın devşirilmesi Evet. de böyle olmuştur vesaire. Abbasi halifelerini yani şey yaptılar, pasifize ettiler. Sembolik bir makam oldu. Selçukluların döneminde. Evet. Tuğrul Bey'in aldığı fetvanın etkisi işte. Anlattım ya, Kürtleri bağladı bir kere oraya. Ama şu vardı, kültürel yönden o kadar etkin değillerdi o göçmenler. Anlıyor musunuz? Evet. Osmanlılar dönemine de baktığınız zaman zaten, şimdi bakın Osmanlı arşivlerine gidin bakın, Salname yazıyor. Müziğine bakıyorsunuz, makamlarına bakıyorsunuz. Mesela şarkı Hepsini denince duymuş. şarka ait olan akla geliyor. Türkü denince Türkiye ait olan. Evet, evet. Aynen. Şarkılara baktığınız zaman makamları yekgah, dügah, segah, çargah, peşrev, Aynen. rast, kürdi, acem kürdi, mahiyer kürdi, kürdülü hicazkar, baki, Aynen. nebi, nefi, fuzuli, itrilerin hepsi Kürt. Osmanlılar, aslında biz Osmanlı diyoruz da Avrupalılar Otmani diyor. Etmani bir Kürt Atmanya, aşiretidir. Atmanya. Etmaniler. Evet. Yani Kürt şimdi aşireti, evet. bunların hepsini bir tarafa bırakmak gerekiyor. Benim özellikle dikkat çekmeye çalıştığım şudur. Ya diyorum ki Kürtler bir okumayı öğrenmeli, bir de düşünebilmeyi ve sorgulamayı öğrenmeli. Yoksa şu böyle olmuş falan filan fazla bizi değiştirmez. Mesela şimdi Doğru. Kürt partilerine bakın, Kürt siyasetine bakın, legal siyasete bakın ya da diğer siyasi kesimlere bakın. Ya ben üzülüyorum bazen dedi. Çünkü bakıyorum ki zaman zaman tartışma ortamlarında bulunuyorum. Tartışan insanlar bir kere ezber konuşuyorlar. Bir takım ezberler ediniyorlar. Bu ezberlerle kendilerini ifade ediyorlar. Peki Dolayısıyla üstadım, bu hususta çok doğru bir tespitte bulunuz. Acaba burada bu ezber konuşmaların sebebi dillerinden kaynaklanmıyor mu? Kürtçe düşünebilen bir insan nasıl ezber konuşabilir ki? Kürtçe mi? Evet, Kürtçe Bak. düşünebilen. Ya, biz Kürtçe düşünmüyoruz ki. Evet, şimdi mesele Kürtçe orada düşünmüyoruz. zaten. Zaten diyorum ya, biz formatlanmış bir beyinle yaşıyoruz. Zaten o çekilen format anti Kürdistan'ıdır. Anti Kürt'tür. Doğru. Dolayısıyla Doğru. Kürtçe düşünemezsin. Onun için de Kürtçe konuşamıyorsun. O halde üstadım, yani doğru düşünebilmek için önce dili değiştirmemiz lazım. Öyle mi? Doğru düşünebilmek için doğru bir dile sahip olmak Ya lazım. bugün yine işte bir tartışmamız oldu. Şunu söyledim ben. Kızım da vardı yanımda. Dedim ki aslında bize en büyük ayak bağı olan bizim kadınlarımız ve kızlarımızdır. Kızım niye dedi, tepki gösterdi. Dedim ki Kürt kadınlarının %90'ı asimilasyona hizmet ediyor. %90'ı asimilasyona hizmet ediyor. Bugün kendi yakınızdaki ailelere gidin bakın. Ben özellikle bu civar için söylüyorum. Türkçe konuşmasını bilmiyor kadın ama kendi çocuğuyla Türkçe konuşuyor. Maalesef öyle abi. Maalesef öyle. Korkunç bir şey. Korkunç. Peki ama tabii bu sorun nasıl çözülecek işte? Ya bir kere dilimiz resmi dil olmadan, eğitim dili olmadan bu sorun çözülmez. Kürtler devlet olmadan bu sorun çözülmez. Doğru. Biz ne dili talep ediyoruz, ne devlet olmayı talep ediyoruz. Devlet istemiyoruz, dil istemiyoruz. Hadi çık bu işin içinden. Doğru. Doğru. Bizim sorunlarımız çok. Ben aslında uzun uzadıya konuşmak isterdim ama ben misafirim şu anda bir evde falan. Teşekkür ediyorum Evet, katkıların beni ben için. rahatsız da etmek Osman abi istemiyorum. de demin katılmıştı. Evet.
Gördüğüm Evet, kadarıyla Osman ben abi de katılmış. evet. Kendisine de merhabalar dileyelim. Katılan Çok herkese teşekkür selam ediyorum ve Hakan. saygılarımı iletiyorum. Eyvallah. Keşke daha rahat bir ortamda, ben aslında şunu istiyorum. Kürtçe konuşacağımız bir sohbet olsun. Artı Yapacağız. şunu da önermek Yapacağız. istiyorum. Yusuf Hoca'yı da Buyurun. dinledim. Çok iyi tespitleri vardı. Keşke Doğru. diyorum ikili değil de böyle grup halinde soru cevap yöntemiyle bir arada konuşabilelim, sohbet edebilelim. Bir konferans olsun ya böyle, yani Güzel. Öyle net bir üzerine. program var. Evet. Öyle bir programımız var. Evet. Şöyle başka bir Facebook değil de başka bir uygulama. Onu bütün katılımcıların indirmesi lazım. Ve aktif 3-5 kişi aynı anda video konferans yoluyla birbirleriyle sohbet edebilirler, panel gibi. Hatta Evet. katılımcılar da soru sormak için kameralarını açıp şey yapabilirler, konuşabilirler. Şimdi ben sizin katkılarınızdan, ama sizi mutlaka haberdar edeceğim müsaadenizle. Sizi tekrar rahatsız edeceğim. Ben şimdi sizin Yani biz, misafir olmanızdan dolayı evet, buyurun. teşekkür ederim. Böyle bir imkan Ben yarattığınız için. teşekkür ediyorum. Özellikle Ben dil üstüne konuşmamız gerekiyor. Kendi dilimizle konuşmamız gerekiyor. Eyvallah. Tarih bilincini sorgulamamız gerekiyor. Özellikle eğitim konusunu konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Her şeyden önce bizim siyasi otoritelerin, öyle diyeyim falan, Evet. onları sorgulamak, onlar üstüne konuşmamız gerekiyor. Bunlar uzun Şimdi konular. benim, eyvallah. Müsaadım, benim kendime misyon edindiğim bir durum var. Ben dünya üzerinde tanıdığım, Evet. kendisinden haberdar olduğum Kürt bilim insanlarını, kadın veya erkek fark etmiyor, bir şekilde hem kendim istifade edeyim istiyorum, hem de Kürt halkı istifade etsin. Efendime söyleyeyim, Kürt halkının bu değerleri Kürt halkı tarafından bilinsin, takdir edilsin. Biraz ukalalık olacak, beni bağışlayın ama bir şey söylememe müsaade Estağfurullah. edin. Şimdi psikolojide üç tane temel sevgi türü var. Veyahut da sevgi benzeri. Dersin, seversin. Bu güzel bir şey. Ama sevilmen de lazım. Bu da güzel bir şey. Eğer seversen bir de sevilmezsen olmuyor. Tek taraflı oluyor. Fasit kalıyor. Ama sever, sevilir de takdir de edilmen lazım. Eğer hem sever, hem sevilir, hem de takdir edilirsen ancak kamil bir sevgi oluşuyor. Şimdi bizim Kürtlerin maalesef böyle bir sıkıntısı var. Şimdi ailevi yapımızda da böyle, arkadaşlık ilişkilerimizde de böyle. Biz severiz, bazen sevilmeyiz ama genelde en fazla ihmal ettiğimiz şey ise kendi insanımızı sevmemiz lazım ve takdir etmemiz lazım. Yaşar abi, Fikret abi düştü. Kusura bakmasınlar. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim Osman abi. Katıldığın için, ekstra zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. İnşallah nasip olursa sizinle de böyle bir canlı yayın yapabilirsek bizim için büyük bir değer olur, büyük bir kıymet olur. Şimdi ben Zeynel abiye bir davet göndereyim. Zeynel Meşeli. Kendisine bir sözüm vardı. Şimdi bugünkü konumuz şu. Asıl Kürt ulusal tarih bilincine nasıl bir hizmet sunabiliriz? Nasıl bir şekilde oluşturabiliriz? Bunu ben bu hususa hizmet etmek istiyorum. Yani bizim derdimiz kimsenin dini değerlerini, kimsenin inancını sorgulamak, şey yapmak değildir. Kesinlikle değildir. Kürt ulusal bilincinin oluşması için kim ne katkıda bulunabilirse bizim için değerlidir, kıymetlidir. Başımız üstünde yeri vardır.
Zor. Harma Kurt, Slavurej Bota, Ciyayan. Evet, haklısın. Acılarımız dile getirilmeli. Acılarımızı dile getirmeliyiz. Haklısın. Neden, niçin, nerede olduğumuzu hiç kimse unutmasın. Haklısın. Ama bu gün programın amacı Kürt bilim insanlarını fikirlerini bizim gündemimize dair fikirlerini almaktı. Ben bütün katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum, dostlarıma. Gerçekten sağ olsunlar, ciddi bir rağbet oldu. Beklemiyordum bu kadar yüksek bir, doğrusunu söylemek gerekirse yüksek bir katılım. Zeynel abi, seni davet ettim galiba, meşgulsün ya da şey yapamadın. Olsun. Peki. Şimdi ben bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşamdaki sohbetimiz burada bitmiş oluyor. İnşallah bir an önce bir hafta sonra bir başka Kürt bilim insanıyla sohbet etmek üzere. Şimdiden hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Çok çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için.